Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Amerikan kapısı kapanmadığı zaman ne gibi sorunlarla karşı karşıyayız ve nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha önce size Pimapen kapı kapanmadığı zaman neler yapıldığını ve ne yapmamız gerektiğini anlatmıştım. Şimdi de arkadaşlar Amerikan kapısı da kapanmıyor. Bunun için de bayağı uğraştık kapanması için. Ancak kapanmıyor. Ve sonunda böyle kolunu kırdık arkadaşlar. Tekrar yeni bir kol taktım buraya. Lakin gene kapan. Uğraşıyorum arkadaşlar. Kapanmıyor. Tabi zaman zaman böyle Amerikan kapıları, Pimapen kapıları gevşiyor veyahut da ne bileyim menteşesinden gevşeme olduğundan dolayı kapanmayabiliyor. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? Ben baya bir baktım. Şuradaki acaba şuradaki lastiklerden mi acaba kapanmıyor diye baktım. Ondan değil. Ondan olmuyor arkadaşlar. Daha sonra iyi bir inceleme yaptım. İncelemenin sonucunda buradaki dilin yuvaya girmediğini fark ettim arkadaşlar. Yani tam olarak buraya girmiyor, kapı kapanmıyor. Belki de sizin de böyle bir sorununuz vardır. Buradan kaynaklanan bir sorun değildir. Başka bir sorundur belki de ama benim sorunum bu olduğunu anlamış bulunuyorum arkadaşlar. Şimdi bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Bunun için ne yapacağım? Dilin yuvasının oturduğu yeri biraz aşağı alacağım arkadaşlar. Ya da yukarı çıkaracağım. Ona göre deneme yapacağım. Eğer oturursa işlemimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Kapımızı ne yapacağız arkadaşlar? Bu dil yuvasını biraz daha alta alacağız arkadaşlar. Daha sonra kapımız kapanacak. Zamanla arkadaşlar gevşeme oluyor. Gevşeme olduğu zaman kapımız biraz aşağı doğru ve sarkıyor. Sarktıktan sonra artık yuvasına denk gelmez oluyor arkadaşlar. Onun için ne yapmak lazım? Biraz aşağı inmek lazım. Ben daha önce böyle taktım arkadaşlar. Biraz alta aldım. Yarım santim bile yok. Yarım santim bile yok. Aşağı aldım. Aşağı aldıktan sonra kapımız kapandı. Biraz alta takıyorum. Bu işi yapabilmek için elinizde bir tornavida veyahut da böyle bir matkap olsa, ben bunu yıllar önce BİM'den almıştım arkadaşlar. Daha belki 10 yıldır kullanıyorum. Evdeki her işe lazım olur. Evet. Şimdi buradan işlemimiz bitti arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kapımız kapanıyor arkadaşlar. Tekrar buradan bir denemesini yapalım. Evet. Artık kapımız açılıp kapanabiliyor. Demek ki sorun menteşenin aşağı sarkmasından kaynaklanıyor. Evet. Eğer size faydalı olduysa arkadaşlar, beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.